Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videomuzun konusu birçok takipçimin bana sormuş olduğu bu GOMAT diyeti nedir hocam diyorlar. Ben de bununla alakalı kısa 5 dakikalık bir video hazırladım. Bakalım GOMAT diyeti neymiş? İyi seyirler. Merhaba sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pek fazla uzun bir video olmayacak. Bu videoda GOMAT diyetiyle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki günümüzde süt tüketimine inanılmaz bir karşı bir zihniyet söz konusu. Bana sürekli bununla alakalı sorular geliyor. Süte karşı mısınız hocam? Süt içmeli miyiz? Süt içmemeliyiz? Alerjimiz varsa ne yapmalıyız? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Süt içmek zorunda değilsiniz. Arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Evet, süt içmek zorunda değilsiniz. Fakat şöyle bir gerçek var. Ben çocuğuma süt veriyorum. Çocuğum süt içiyor. Ve kemik gelişiminde, aynı zamanda kendi gelişiminde ve aynı zamanda sağlık yönünde ciddi bir ilerleme kat ediyoruz. Şimdi buradaki ana temel esas konu şu. Süt tüketerek fiziksel bir gelişim sağlayabilir miyiz? Yani vücut geliştirme sektöründe süt kullanabilir miyiz sorusunu ben alıyorum. Bu soruyla beraber ben bunu şu şekilde cevap vermek istiyorum. Şu günümüzde arkadaşlar benim de gidip süt aldığım normal günlük süt aldığım ve aynı zamanda belli başlı kurum ve şirketler var. Aynı zamanda oturduğum muhitte de bu tarz dükkanlar var. Kendi çiftliklerine sağıyorlar, sağlamış bir şekilde getiriyorlar. Biz evde kaynatıyoruz ve tüketiyoruz. Hem oğluma, hem kendime, hem eşimde bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi yalnız burada şöyle bir husus var. Günümüzde maalesef ki birçok kişi laktoza karşı duyarlı. Yani alerji söz konusu. Bununla birlikte tabii ki bunun önlemlerinin alınması gerekiyor. Tabii ki bu tarz alerji reaksiyonları gösteriyorsanız tabii ki süt kullanmamanız gerekiyor. Fakat spor yönüne baktığımız zaman geçmişten ele almak istiyorum. GOMAT diyetini araştırın arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Google'a girin, 2 dakikanızı, 5 dakikanızı almaz. GOMAT diyetini güzelce bir araştırın. 1940'larda, 1900'lü yıllarda, 1960'larda, 1970'lerde aklınıza gelebilecek bütün bodybuilder'lar, bütün profesyonel yarışmacılar, bütün amatör yarışmacılar, aklınıza kim gelecekse arkadaşlar, her türlü jenerasyona yakın baktığınız zaman yarışma tecrübesi olan, olmayan birçok kişi GOMAT diyetini uygulamış. Bunun içerisinde Arnold Schwarzenegger de var, Frank Zane de var. Bilinirlik bakımından bu iki ismi veriyorum. Bunun yanı sıra arka planda çok fazla kullanan var ve çok fazla uygulayan olmuş. Şimdi buraya baktığınız zaman 1940'lardan 1960'lar 1970'ler arasında GOMAT diyeti nasıl yapılıyormuş? Arkadaşlar, gün içerisinde 1 galon, 2 galon süt tüketimi sağlayan yarışmacılar, aynı zamanda podyuma çıkan sporcular varmış. Şimdi baktığınız zaman bu size biraz garip gelebilir ama bunu internet ortamında araştırdığınız zaman siz de göreceksiniz. Direkt olarak 3000 kalori, 3500, 4000 kalori direkt olarak sütten alan yarışmacılar varmış arkadaşlar. Özellikle off sezondan bahsediyorum. On sezondan bahsetmiyorum, sakın yanlış anlamayın. Bulking döneminden bahsediyorum. Direkt olarak o zamanki söylenenler 30 libreler, 50 libreler, yani o döneme baktığın zaman ay içerisinde 15 kilo, 10 kilo, 8 kilo, 20 kilo alımlardan bahsediyorum. Bunu da GOMAT diyetiyle sağlıyorlarmış. O yıllarda tabii ki şu anki neslimizde marketten aldığınız sütlerle bunu yapamazsınız. Çünkü içinde süt yok neredeyse. Ama bunu normalde eğer sütü seviyorsanız diye söylüyorum. Süt içmeyi seviyorsanız ve belli başlı yaptırımlardan dolayı süt içmekten vazgeçtiyseniz yapmayın. Çünkü süt zararlı bir şey değil genel anlamda bakıldığında. Hatta birçok kişi bununla alakalı şunu söylüyor. İşte süt hayvansal bir besin kaynağı. Evet. İşte o hayvanın besin kaynağı. Bizimki anne sütü diyor. Bir yerde esasında doğru söylüyorlar. Yanlış söyledikleri bir husus yok. Yalnız şöyle bir husus var arkadaşlar. Bizim de tüketmemizde herhangi bir sakınca olmadığı, geçmişteki sporcuların yaptığı diyet programlarından, aynı zamanda günümüzde ki bazı yine Amerikan futbolcundan tutun aklınıza gelebilecek birçok spor branşında da GOMAT diyetini uygulayan birçok sporcunun olduğunu da internetten araştırdığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Ben de birkaç link koyacağım aşağıya. Bununla alakalı makaleleri İngilizce olarak okuyabileceğiniz, aynı zamanda done sahibi olabileceğiniz bilginiz olsun. GOMAT diyeti tamamıyla günün belli bir bölümünde 1 galon ya da 2 galon süt tüketiminden sağlanan bir diyet programıdır arkadaşlar. 1 galon ortalama 3.7 litreye tekabül ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu konuyu da arkadaşlar bu şekilde vermiş olduğum, bana sormuş olduğunuz soruya karşı cevaben bu videoyu hazırladım. Bundan sonra soru cevap videoları da gelmeye devam edecek. Bu şekilde kısa
kısa kısa videolar halinde bilginiz olsun. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.